Eline sağlık, teşekkürler. Hocam, siz niye geri geldiniz? Bütün gün hastanedeydiniz zaten. Keşke evde kalıp biraz dinlenseydiniz. Burası bizim evden daha sakin. Zaten evde kafa dinlemem pek mümkün değil. Anladım. Da biraz uyuyup dinlenseydiniz diye dedim ben. Bu hastaya bu antibiyotiği sen mi başladın? Hı hı, evet. Aferin sana. Ve fare zehri verseydin daha kolay olurdu hastayı öldürme. Nasıl? Ha? Böbrek yetmezliği olan hastaya bu antibiyotik, hele de bu doza verilir mi hiç? Hocam, şey, ben düşündüm... Düşünme. Anladın mı? Düşünme. Sana tıp biliminin emrettiği şeyi yap, yeter. Ya diplomanı bakkaldan mı aldın? Bilmiyorum ki. Derya doktor. Ne dikiliyorsun orada? Takip etsene beni. Başüstüne hocam. Herkes dışarı arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Sen niye geldin ki? Keşke yatıp biraz dinlenseydin evde. Bütün gün hastanedeydin zaten. Sevgilimi gece nöbetinde yalnız bırakmak istemedim. Çok seviyorum ben seni. Niye hiç fırça sesi gelmiyor içeriden? Ya kızım... Sen salak mısın? Salak mısın kızım sen? Egemen. Bak ben bu ilişkiyi böyle gizli yaşamaktan çok sıkıldım ha. Hayır o değil. Aşık olduğum adamın bana bu şekilde davranmasına çok üzülüyorum. Rol yapıyorum bebeğim. Yani niye bu kadar üzülüyorsun ki? Yeter artık ya, yeter. Bıktım senden. Seni başhekime şikayet edeceğim. Seni en yakın zamanda bu hastaneden kovdurtacağım. Egemen, deme işte böyle. Rol yapıyor olsan da ben alınıyorum. Etkileniyorum yani. Vallahi şimdi ağlayacağım Egemen. Haklısın bir tanem, haklısın. Üzgünüm. Ama biliyorsun, hastane personelinin aramızdaki ilişkiyi bilmemesi için böyle davranmak zorundayım. Niye saklıyoruz ki biz bu ilişkiyi? Kaç zamandır birlikteyiz? Sevgilim, ne yapalım biliyor musun? Çıkalım şimdi dışarı. Herkese söyleyelim ilişkimizi. Biz birbirimizi seviyoruz diyelim. Allah kısmet ederse de en yakın zamanda evleneceğiz diyelim. Ya kızım, delirdin mi sen? Başhekim bizim birlikte olduğumuzu öğrenirse ikimizden birini gönderir bu hastaneden. Nereye? Anlasın nereye? Karı kocaların ya da sevgililerin aynı hastanede çalışmalarının görev sırasındaki konsantrasyonlarını düşüreceğini her fırsatta söylüyor bu adam. Bilmiyor musun? Bekle, bekle, bekle bir dakika. Bu sana son uyarım Derya doktor. Ne oluyor burada? Ya kendine bir çeki düzen verirsin ya da seni bu hastaneden gönderirim. Ne oluyor içeride? Egemen hocam, pratisyen Derya yine fena fırça atıyor hocam. Başhekimin? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz içeride? Biz meseleyi Derya Hanım'la konuşup aramızda hallettik. Bir problem kalmadı. Değil mi Derya'cığım? Doğrudur hocam. Müsaadenizle. Evladım ne yapıyorsunuz burada? Otobüs mü bekliyorsunuz? Hadi marş marş, herkes işinin başına. Hastane burası ya, okul bahçesi mi? Allah ahlak edeni kapının önüne koyarım ha.